Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız ücretsiz olarak şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Zil bildirimlerini de açarsanız her videoda anında haberdar olursunuz. Şimdi sizlere yine yoğun bir istek üzerine, bu sefer dantel değil, bir hırka ya da yelek yapabileceğiniz bir model paylaşacağım. Hırka, bluz olur, yelek olur. Şimdi bu elimde kalan iplerde modeli göstermek için bunu kullanacağım. Lamia Merserize koton diye geçiyor. Tığımda 5 numara 3 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Önce tabanını tabii ki. Siz ne örecekseniz ona göre zincir çekmeniz gerekiyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aslında benim hiç saymama da gerek yok bunu, ama yine de şimdi konuşurken saymayı da unuttum zaten. Belli bir miktar zincir çekip modeli nasıl kuracağınızı göstereceğim. Gayet kolay bir model. Zaten hepsi sıra tekrarı olacak. Şimdi şöyle bu kadar zincir yeterli diye düşünüyorum. Hemen bunun üzerine kuralım. Şimdi tığın başına doluyoruz. Tabi siz dediğim gibi ne örecekseniz ona göre çekiyorsunuz. Ondan sonra başlıyorsunuz. Tığın başını bir kez dolayalım. Sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyoruz. 1 trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Tekrar doladım. Bir sonraki zincire tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Evet, şimdi tekrar dolayıp bu sefer 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyorum. Yine 1, 2 defa da çektiğim bir trabzan yapıyorum. Bir kez bir daha doladık. Aynı zincire tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Yine ikili trabzan. Şöyle 2 tane trabzan. Bir tane zincir çekiyoruz, tığ doladık, aynı zincire 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 ve 2. Tek bir zincirin içine 4 tane trabzan yapmış olduk. Şu arada da bir tane zincirimiz var. Şimdi tekrar tığ doladık. Bu aralarda hiç zincir yok. Ve sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire geliyorum. Şöyle şuradan 2 ilmek üste kalacak şekilde almaya çalışıyorum. 1, bir sonraki zincire 2, yan yana 3 tane trabzan yapacağız. Ve 3. Tekrar tığ dolayıp 1, 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyorum. Burada üçüncü zincire de batarsınız, batabilirsiniz. Tamamen elinizin sıkılığına bağlı. Şöyle alt zeminin düz durması gerekiyor, önemli olan. Yani şöyle eğik ya da bol kalmasın demek istediğim o. Şöyle bir yaptık. Tekrar aynı yere batıyoruz. İki tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi yine tığ doladık. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire 3 tane trabzan. 1, yani dördüncü zincire 3 tane derken sırayla şimdi her birine bir tane batıyorum. 2, bir sonrakine batıyorum. 3. Tekrar tığ doluyorum. Şimdi zincir sonuna kadar gidelim. 1, 2, 3, 4. Şöyle tekrar batıyorum buraya. 1. Aynı yere tekrar ikinci trabzanı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar 2 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2.
Şimdi sona geldiğimizde şurada birkaç zincirim daha olsa iyi olacaktı. 3 tane trabzan yapacağız. Hemen şimdi şurayı şöyle uzatacağım. Burada arta kalan ipim var. Evet. Uzatalım. Siz zinciri fazla çekin. Şu modeli kurduğunuzda ölçünüzü ona göre ayarlayın. Yani şu alt zemin zincir sonradan uzatılabilir de şuradaki ipi fazla bırakırsanız daha uzun çekerseniz sökebilirsiniz buradan. Şimdi tekrar doladım. 1, 2, 3, 4 diyelim. Şöyle batalım arkadaşlar. 3 tane trabzanla bitirmem gerekiyor. O yüzden burayı böyle yapıyorum. Sırayla her birine bir kez batarak 3 tane trabzan yapıyorum. Bu tarafı 3 tane trabzanla başladık. Burayı da 3 tane trabzanla bitiriyoruz. Şuradaki zincir sayımız kısa kaldı ama onu önemsemeyin. Siz 4 tane atlayarak fazla yapın. Şimdi 3 tane trabzanımızı yaptık. 2, 3 tane zincirle geri dönüyorum. Tığ doluyoruz. Şimdi 3 trabzanın üzeri yine 3 trabzan olarak devam edecek ama trabzanın üzerine bu şekilde batmıyoruz. Bakın şuradaki aradan batıyorum tığımı. Alttan geçirip diğer taraftan çıkartıyorum. Buraya bu şekilde yine ikili trabzan yapıyorum. Bir doladım. Bir sonraki trabzanı da aynı şekilde. Sağındaki boşluktan giriyorum. Alttan geçirip pardon solundaki boşluktan da çıkıyorum. İlmeğimi alıyorum ve iki defa da çıkıyorum. Şimdi tığ dolayıp şurada ikişerli trabzanlarımız var. Şurada bir zincir çekmiştik. Bu bir zincirin içine giriyoruz. İki tane trabzan yapıyoruz aynı boşluğa batarak. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa yine iki tane daha trabzan yapıyoruz. Yani alt sıranın tekrarını yapıyoruz. Bütün model bu şekilde gidiyor. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bir kez doladık. Burada yine 3 tane trabzanımız var. Bakın sağındaki boşluktan girdim. Alttan doğru solundaki boşluktan çıktım. İlmeği aldım. 2, 2 çekerek çıktım. Tekrar doladık. Bir sonrakini de aynı şekilde. Kabartmalı yelek modeli diye geçiyor. Yelek olur, hırka olur. Böyle kalın iplerle hırka da güzel olur. Tekrar şimdi doladık. Bir zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz. 1 2 Bir zincir. Tekrar aynı boşluğa giriyoruz. 1 2 İki tane daha trabzan. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bu trabzanları bu şekilde tığımızı altından doğru geçirerek örüyoruz. Buradan girip buradan çıkıyorum. İlmeği alıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Sonra tığ dolayıp ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. 1 2 Bir zincir. Tekrar. 1 Aynı boşluğa yine 4 tane trabzan yapmış oluyorum. Bir doladım. Sondaki 3 tanesini de aynı şekilde yapıyoruz trabzanları. Şöyle giriyorum. 1 Ortadakini de aynı şekilde altından doğru girdim. 2 Ve şurada son trabzana da yine altından giriyorum. Bunu artık şöyle batmış oluyoruz. Sol tarafı boş zaten. Bu şekilde ikinci sırayı tamamladık. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Şimdi 3 zincir çektik, döndük. Bakın bu trabzanlar burada önde, burada da arkadan doğru batacağız.
Mantığı bir kez doladım. Şu ilk trabzanı herhangi bir işlem yapmayıp hemen ortadakine. Şimdi ilk sıra yaparken tığı üstten doğru soktum. Altından doğru çıkarttım. Bu sırada tığı alttan doğru aynı boşluğa sokup trabzanın üstünden doğru arkaya geçiriyorum. Sonra buradan ilmeği alıyorum. İki defa da çekiyorum. Bir doladım. Bir sonraki trabzan da aynı şekilde. Buradan doğru alttan girip üstünden doğru arkadan çekiyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde örüyorum. Tığımı doladım. Yine ikişerli trabzanların arasından giriyorum. Bir, iki. Bir zincir. Tekrar iki. Burada boşluğa batıyoruz. İki trabzan, bir zincir, tekrar iki tane trabzan yapıyoruz. Burada herhangi bir farklı işlem yok. Doladık. Şimdi yine aynı şekilde altından doğru şu boşluktan girdim. Trabzanın üstünden doğru tığımı arkadan çıkarttım. Ve ördüm. Tekrar ortadaki trabzanı da aynı şekilde yapıyorum. Ve üçüncü trabzanı da hemen sağından girip üstünden doğru arkadan çıkarttım. Bir tarafta böyle batıyoruz. Diğer tarafta ilk yaptığımız gibi batıyoruz. İki tane trabzan. Bir, iki. Bir zincir. Tekrar bir, iki. Şöyle arkada farklı bir görüntü oluyor. Önde de farklı bir görüntü oluyor. Yani siz hangi tarafı beğeniyorsanız o tarafı da kullanabilirsiniz. Ama ön yüzü aslında burası. Arkada da şöyle farklı bir desen oluşuyor. Burası da güzel duruyor. Şimdi bu sırayı da bitirelim. Birkaç sıra örelim nasıl görünüyor en azından. Bakın alttan girdim. Birinci trabzanı yaptım. Tekrar alttan girdim. Bunun üstünden geçirdim. Bunu arkadan örüyormuşuz gibi bir havası var. Evet, bir doladık. Ve iki tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Bir zincir. Tekrar. 1 ve 2. Şimdi sona geldik. Yine tığ doluyoruz. İlk trabzan içine giriyorum. İkinci trabzan da yine alttan soktum tığımı. Üstünden doğru arkadan çıkarttım. Şimdi şuradaki sonuncuyu da aynı şekilde yapıyorum. Yani böyle batmıyorum. Alttan doğru giriyorum. Buradan aldım. Ve kapattım. 1, 2, 3 zincirle dönüyorum tekrar. Şimdi burası bakın şöyle çizgili çizgili bir desen oluştu. Bu tarafta daha kabartmalı bir desen oluştu. Şimdi yine bir doladık. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şunun üstüne herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu sefer tığı üstten. Bu tarafı örerken üstten geçirip şöyle altından doğru çıkarttım. Bir doladım. Aynı şekilde diğer trabzanı da aynı şekilde yapıyorum. Bu tarafı böyle üstten örüyoruz. Zaten kendini gösteriyor. Yani nereyi üstten öreceğiz, nereyi arkadan batacağız gösteriyor. Bakın şöyle olduğunda arka taraftan batıyoruz. Bu taraf kabartmalı duruyor. Hep önden batıyoruz. Tığ doladık. Şu bir zincir çektiğimiz ikili trabzanların arasına giriyoruz. Bir, iki. Bir zincir. Tekrar bir, iki. Evet, yine geldik trabzanlarımıza. Bu şekilde giriyoruz. Bir. Bir sonrakine de aynı şekilde giriyoruz. 2
Tekrar tığ doladık. Üçüncüye de aynı şekilde giriyoruz. 3. Şimdi 2 tane trabzan. 1 2 bir zincir tekrar 1 2 Evet, tekrar tığımı doladım. Yine giriyorum. Model bu şekilde çok kolay. Aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bir görüntü oluşuyor. Tek püf noktası bunu önden giderken önden batıyoruz. Arkadan giderken arkadan batıyoruz. İkili trabzanlar da boşluğa batırıp normal ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi son üçlüye geldim yine. 1 2 Sondakini de aynı şekilde giriyorum içine. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu dönüşlerde 3 zincir çekiyorum gerdirmesinde. İsterseniz burada 2 zincirle de dönebilirsiniz. Yine dediğim gibi elinize göre ayarlamanız lazım. Şimdi dönüyoruz. Bakın arkadan batacağımız yer bu şekilde görünüyor. Zaten bak şöyle size gösteriyor ters battığınızı. Bir doladık. Yine baştaki zincire, trabzana herhangi bir şey yapmıyoruz. Tığımızı dolayıp altından girdik. Sağındaki boşluktan şöyle solundaki boşluktan arkaya çıkarttık. Buradan ilmeği aldık. Yine 2-2 çektik. Buradan girdik. Buradan çıktık. Şöyle bir çizgi oluşuyor bakın. Bir doladık. Ve 2 tane trabzan. Bir zincir. Tekrar. 1 2 Bir doladık. Altından girdik, arkasından çıktık. 1 Yine arkadan giriyoruz, arkaya çıkıyoruz. 2 Üçüncüyü de aynı şekilde yapıyoruz. 2'mizi dolayıp buraya ikişerli trabzanlar yapıyoruz. Evet, 1 2 Bir tane zincir. 1 2 Evet, bu sırayı da şöyle tamamlayalım arkadaşlar. 1 2 3 ve 2 tane trabzan. Bir zincir, tekrar 2 trabzan. 2 Ve sondakilere geldik. Şimdi yine aynı şekilde birinci trabzanın arasına giriyorum. Arkadan batıyorum. 1 İkinciyi yaparken aynı şekilde giriyorum. 2 Sondaki üçüncüyü yaparken yine bunu da arkadan girerek alıyorum. Ve kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Evet, şöyle gerdireyim biraz. Arka görüntümüz bu şekilde ama dediğim gibi dilerseniz bu tarafı da kullanabilirsiniz. Bu tarafta gayet güzel duruyor çünkü. Ön görüntümüz de bu şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu öne geldiğimizde tek püf noktası dikkat edeceğimiz yer bu. Bu da zaten kendini gösteriyor. Bakın burada kabartmalı duruyor. Tığımızı buradan geçirip
Böyle ilmek alıyoruz. Arkayı örerken, bu tarafı örerken tığımızı buradan alttan geçirip diğer taraftan çıkartıyoruz. İlmeği bu taraftan doğru çekiyoruz. Bu kadar, gayet kolay. Şu iki sıra daha örüyorum ben şimdi. Evet. Şu ikisi birkaç sıra daha ördüm model görünsün diye. Anlatmadım burayı çünkü aynı şekilde örmeye devam ediyoruz video uzamasın diye. Buna yelekler, hırkalar, ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bir takipçim çok istedi bunu. Çok kolay bir model. Elimde çok fazla kalın ipim yok ama bu ipim varmış. Bununla göstermek istedim. Evet, umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi yazmayı unutmayın yorumlarda. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.